Ekranların en çok izlenen ekonomi haber programı Eko Pazar'dan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı konu ve konuklarla karşınızdayız. Sevgili seyirciler, dünyanın en büyük turizm fuarı olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı bu yıl 52. kez kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılışını yaptığı turizm fuarını Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu sizler için takip etti. ...180 ülkeden 10 bin katılımcıyla düzenlenen Berlin Turizm Fuarı, turizm sektörünün dünya çapındaki önemli aktörlerini bir araya getirdi. Dünyanın turizm arenası olan bu fuarın bu seneki gözdesi tam anlamıyla Türkiye oldu. Evet sevgili seyirciler, Türkiye'nin 3. holdeki standları adeta ziyaretçi akınına uğradı ve bütün turizmciler aynı kanıda birleştiler. 2018 Türkiye'de turizm yılı olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptığı açılış konuşmasında Türk turizm sektörünün krizlere karşı dayanıklı olduğu vurgusunu yaptı ve herkesi Türkiye'de tatil yapmaya davet etti. Türkiye geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 32.6 milyon yani 32 milyona aşkın bir turist ziyaretçi sayısına ulaştı. 26,5 milyar dolarlık da bir turizm gelirine ulaştı. Bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen bütün sektör çalışanlarını, sektör profesyonellerini ve bileşenlerini yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, immer wieder schön. Türkiye her daim güzel. Hepinizi Türkiye'ye davet ediyoruz. Almanya'da çeşitli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Berlin Turizm Fuarı'nı ziyaret etti. Türkiye'de 2018 yılı turizm bakımından iyi bir yıl olacak ve önümüzdeki yıllarda bu gelen turist sayısını ve turizmden elde ettiğimiz geliri de inşallah arttıracağız. Hükümet olarak, devlet olarak bizim de görevimiz sektörümüzü desteklemek. Yani turizm sektöründe olan her kesimi desteklemek. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu fuarda standları gezdi ve katılımcılardan bilgiler aldı. Berlin Turizm Fuarı'nda dikkati çeken görüntülerden biri Truva Atı oldu. Çünkü Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018'i Troya yılı ilan etti ve yıl sonuna doğru Çanakkale'de önemli etkinlikler gerçekleşecek. Ekovitrin Medya Grubu, bağımsız medyanın gücü.